Arkadaşlar merhabalar bu videomda açılar konusundaki ÖSYM tadında sorular 3 numaralı testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Özdeş iki demir parçasının bir noktadan vidalanmasıyla oluşturulmuş şekil 1'deki pense kollarından ok yönde bastırıldığında ağzı açılarak şekil 2'deki gibi konumlandırılıyor. Arkadaşlar özdeş olduğu için bunlar da birbirine eşit Eşittir. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? 65 ise burası da kaç? 65. 65, 65, 130. Buraya kaç kaldı? 50 kaldı. Sen şimdi bunu kapattığın zaman bu kaç derece kapanmış oluyor arkadaşlar? 50'den 20'ye indi. 30 derece kapanmış oldu toplamda. O zaman buradaki ağız da 30 derece açılmayacak mı? Yani 80'den 30 derece açacaksın. Aç bakayım. 110 mu yapıyor? Evet. Sonra bunlar da paralel konuma geliyormuş. Bakın AB paralel CD olduğuna göre x ile ifade edilen eşit açıların ölçüleri nedir diye soruluyor. Gençler, kalem ucu kuralından bu için toplam 360 diyebilirsiniz ama biz oradan yapmıyoruz tabii ki. Ne yapıyoruz? Sivri yerden bir paralel çizsek ya da şu paralelleri uzatsak hocam 180-x, 180-x yapar. toplamları da meydan dolayı 110 diyebilirsiniz. Bir bu. İki sivri yerden paralel bir atsanız hocam bir tane u burada var, bir tane u burada var. Şu üçünün toplamı ne yapıyor o zaman? İki tane u yani 180 180, 360 yapıyor. Yani x artı x artı 110 eşittir 360 olacağından 2x buradan 250 olacağından x'i de buradan kaç buluruz? 125 derece olarak buluruz. Böylelikle birinci sorunun cevabı ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Geldik ikinci soruya. Aşağıda şekil 1'de doğrusal ve özdeş iki koldan oluşan makasın iki kol arasındaki açı 40 derecedir. Evet iki kol arasındaki açı 40 derece. Önceden 40 derece. Bakın önceki halde şurası verilmiş böyle. Sonra özdeş koldan oluşan diyor. Yani şunlar yine birbirine eşit. Şu makas birbirine eşit arkadaşlar. Ama önceden kapan, kapanmadan önce de bu şekildeydi. Yani şurası da eşit. Şekil karışık. Karışık şekillerde ben ne yapıyordum? Böyle tırtıklıyordum değil mi? Evet şurası eşit. Şurası eşit. Ve şurası da eşit oldu arkadaşlar. Tamam şimdi soruya devam edelim. Oradaki eşitler de önemli. AK kolu sabit tutulup BL kolu ok yönünde 20 derece açıldığında. Evet 20 derece açıldığında arkadaşlar. Şöyle 20 derece açtım. O zaman burada kaç kaç derece oldu? Hocam 20 derece açınca toplamda 60 derece oldu. Aa ne çıktı burada? Burası 60. Şunlar birbirine eşit. Eşkenar üçgen mi çıktı arkadaşlar? Evet. 60 ise 180'den 60 çıkartıp 2'ye böldüm 60-60 oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam burada da bak şurada da bir ikiz kenarlık var. Tepe açısı 40. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl. Hocam bu açıda 70 bu açıda 70 olur. E 60 artı x eşittir 70 ise x'i de buradan kaç buluruz? 10 derece olarak buluruz arkadaşlar. Yani ikinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 3'e. Aşağıda ABC ve ABE üçgeninde bu harfler verilmiş. Paraleller verilmiş bir de. Hocam şu, şu, şu birbirine paralel. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur diye soruluyor. B, F, G eşit demiş. B açısıyla F açısı eşit ama G açısı eşit mi? Hayır bu doğruyla yapmış. Daha doğrusu şunu şöyle uzatsak paralel doğruyu uzatsak G ise burası da G yapıyor. Hocam şöyle baktığın zaman burası F ya. F ile C'nin toplamı G'ye eşit oluyor. F ile G'nin eşit olmasının imkanı yok. O zaman bu yanlış. Sonra C artı F G demiş. Evet. Zaten bunu ispatlarken bulduk. İki iç açı bir dış açı olduğundan C artı F G yemiş. Doğru. A D, e eşitliğinden bahsetmiş. Arkadaşlar bu paralel doğrular olduğu için yöndeş, yöndeş ve yöndeş açı olduğundan bu da eşit oldu. Dolayısıyla ne oldu? 2 ve 3 doğru olmuş oldu. Cevabımız o zaman ne yaptı? Akçay oldu arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şekil 1'de verilen üçgen biçimdeki kağıdın iki köşesinden kesitli doğru parçaları boyunca şöyle bir katlamalar yapılmış. X kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar katlamaları görünce ne yapıyorduk? Katlamayı açıyorduk. Açtık. Üst üste kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Ekstra eşitlik verilmediği için sadece açılara yoğunlaşacağım. Hocam burası 150 verildiği için şurada kaç kaç derece? 30. Sen bu katlamayı açtığında üst üste binen açılar eşit olduğundan burası da 30 olacak. Hocam burası 100 ise burası 80. Burada da katlamayı açtığın zaman üst üste binen açılar birbirine eşit olduğundan burası da 80 oldu. Soru bitti. Niye? X büyük üçgenin elemanı. Büyük üçgende bütün elemanlar yan yana. Yani 30 artı 80 artı X'in ne olması lazım? 180 olması lazım. X de buradan kaç çıkıyor o zaman? 70 derece çıkıyor. Dolayısıyla dördüncü soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. Dik kenarlarından biri 4 santimetre olan eş dik üçgen cetvellerden 3 tanesi. Düz bir zemin üzerinde şekil 1 ve şekil 2 gibi yerleştirilmiş. Önce şekil 1'i yorumlayalım. Evet dik kenarlarından biri 4 santimetreymiş. Hangisi? Şu cetvelli olan yeri herhalde değil mi? Evet 1, 2, 3, 4. Şurası 4 santimetre. Hocam bu bir dik üçgen. Bu da bir dik üçgen. E burada ne oldu? Burası da 4. Burası da 4. Toplam 8 mi yaptı arkadaşlar burası? Aa! Mesela şu kenarı falan bulabiliriz ama gerek yok güzel bir şey çıktı. Hocam 90'ın karşı 8 iken hangi açının karşısı 4'tü? 30'un. E o zaman burası 30. Burası 60. Hatta bu uzun kenarda 4 köküç mü oldu? Evet. Yani bu dik üçgenimiz bizim 30 60 90 üçgeni 4'ü gören. O zaman 4'ü göreni şurada 30'u yapıştır. 4'ü göreni 30'u yapıştır. E hocam burası 4 burası 4 bunlar da 4 köküç. Şurası 4 köküç burası 4 köküç. Burası da 4 köküç değil mi? Adam bunu boşu boşuna mı koymuş? Şunlar da doğrusal demiş. Burası da 90'sa burası da 90 değil mi arkadaşlar? Evet. E burada da x kenarlık çıktı. 90 derece ve x kenarlık yani 45'er derece oluştu mu arkadaşlar burada? Oluştu. Alfayı bulmam için ne yapmam lazım? Buradaki açılardan bir tanesinin daha belli olması lazım. Hocam bak burada kaç 90 derece. E bu açı 90 derece olduğundan buraya da 45 kaldı. Bak şuradaki üçgen çıktı mı? Çıktı. 30 var 45 var bir de alfa var alfa 30 ve 45'in toplamının ne yapması lazım 180 alfa da buradan kaç derece geliyor 105 derece geliyor dolayısıyla 5. soru böylelikle denizli oldu arkadaşlar geldik 6. soruya evet Emrah, Harun ve Osman bir M noktasında buluşmak için hareket edecekleri anda araçlarındaki dikdörtgen biçimli navigasyon ekranlarındaki aşağıdaki ekranlarında aşağıdaki görüntüler oluşmuş. Ah Emrah bak Bak dikkat. ÖSYM de bu mantıklı soru sordu. Dikkat edin lütfen. Hocam Emrah işte bu M'ye giderken kaç derece dönüyor? 70 derece dönüyor. Hayır. Aslında 70 derece dönmüyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bizim Emrah giderken hocam bu şekilde gidiyor. Bunun gidişi böyle değil mi arkadaşlar? Değil mi? Evet bizim Emrah'ımız böyle gidiyor. Gidiş yolu böyle. O zaman bunun dönüş yolu ne olacak arkadaşlar? Hop şöyle olacak. Yani bizim Emrah M'ye ulaşmak için kaç derece dönüyor? Burası da 90 olduğundan dolayı hop 110 derece dönüyor. Bir daha hangi yönde dönüyor arkadaşlar? Saat yönünün tersinde dönüyor. Saat yönünün tersini hani sol sağda diyebilirsiniz. Fark etmez. Biz saat yönünün tersi diyelim ve saat yönünün tersinin pozitif yönde gösterildiğini de biliyoruz. İsterseniz buraya sol yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Geldik buraya. Harun'a bakalım. Harun M'ye giderken Hocam 40 derece dönmüyor. Dikkat. Harun M'ye giderken adı bunu da maviyle göstereyim. Hop şöyle gidiyor. Böyle dönüyor. Ama bizim eleman şu şekilde gidiyordu. Dönüş açısı ne oldu? Hop şöyle oldu. Yani şuradaki açı kadar döndü. Dönüş açısı ne oluyor? 90 da burada. Hop bu da 140 derece dönmüş oldu. Yani bu 140 derece o dönmüş oldu daha doğrusu. Ama hangi yönde? Saat yönünde 140 derece yani negatif yönde. Öbürüne bakalım şimdi. Bizim eleman Osman buradan başlıyor M'ye gidecek. Bizim dönüşü bu şekilde gidiyor ya. Dönüşü ne olacak arkadaşlar? Şuradan şöyleyken böyle dönüş olacak. E böyle dönüşe baktığımız zaman da burası da 90 derece olduğundan kaç derece dönmüş oluyor? 110 derece dönmüş oluyor arkadaşlar. Hangi yönde? Pozitif yönde. Hadi şimdi navigasyon soruyu okuyalım. Navigasyon ekranlarında ve aşağıdaki krakülerde gösterilen bilgiler dikkate alındığında ee, ne diyor? Krakülerindeki hangileri Emrah, Harun ve Osman'ın her üçünün de yola çıktıkları yeri aynı anda gösterebilir diye söylüyor bize. Şimdi M'ye bakalım. M dediğime bakmayın arkadaşlar. Emrah'a bakalım. Emrah'ı kırmızı ile göstermiştik. Bizim Emrah böyle gitmesi gerekirken nasıl döndü? Şöyle döndü. Dönüş açısı ne oldu? Şurası oldu. Dönüş açısına bakın ama önce şu bilgileri de mıydık? Önce onları kullanalım. AC ile BC birbirine eşit. AC ile BC birbirine eşit. 70 ise hocam Z'den dolayı 70 burası. işte burası da 70 oluyor yani. E 70 70 140'tan buradaki açı da 40 bulduk. Evet. Şimdi bizim elemana bakalım. Bizim eleman böyle gitmesi gerekirken böyle döndü. Hocam dönüşe bakın, dönüşe. Şuradan şuraya döndü. Saat yönünün tersinde kaç derece döndü? Burası 70 olduğu için burası 110 mu? Evet. Artı 110 derece dönmüş oldu. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok arkadaşlar. Artı 110 arıyoruz zaten. Şimdi öbürüne bakalım. Öbürü bizim hangisi? Harun. Harun da şuradan başlayacak. Bak maviyle götürüyorum. Şuradan başlayacak. Böyle gitmesi gerekirken böyle döndü. Yani dönüş açısı bu arkadaşlar. Saat yönün tersinde eksi. Kaç derece arkadaşlar? Burası 40 olduğu için burası 140 mı? Evet eksi 140. E biz de zaten eksi 140'ı arıyorduk? Evet. Onda da sıkıntı yok. Şimdi ne kaldı? Osman. Osman da buraya gelirken arkadaşlar siyahla gösteriyorum. Bakın. Böyle gelecek. Böyle gitmesi gerekirken böyle döndü. Hop bu. Saat yönünde saat yönün tersinde 70 burası. Yani 110 derece döndü. Biz de zaten artı 110'u arıyoruz. Ya yani Sağ sol hikayesi de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Her üçü de doğru oldu burada. Bir sıkıntı yok. İkinciye bakalım. Şimdi şunlar birbirine paralel verim. Z'den dolayı zaten burada kaç kaç derece? 70 derece. Hocam 140 ise burada kaç da kaç derece? 40 derece. 180'e tamamlayalım. Tamam. Şimdi bakalım Emrah. Emrah'ı neyle ile seçmiştik? Kırmızıyla. Hocam Emrah mavi olandı. Kırmızıyla seçtik. Hocam Emrah böyle gitmesi gerekirken M'ye gelmesi için buraya geldi. Yok. Emrah bir dakika. Bizim yerimiz neredeydi arkadaşlar? Bizim yerimiz M'ydi değil mi? Ha, tamam. Böyle gitmesi gerekirken böyle geldi. Hangi yönde döndü? Şu yönde. Bu yön nedir arkadaşlar? Saat yönünde. Yani negatif. Hocam burası 70 olduğuna göre yani şu açı 70 ise burası 110. Eksi 110 yaptı. Biz neyi arıyoruz ama? Artı 110'u arıyoruz. O zaman ikincisi kesinlikle yanlış oldu arkadaşlar. Tamam Öbürüne bakalım bir de. Şimdi öbüründe de yine. Önce maviden Emrah'tan başlayalım. M'ye gelecek. Hocam 70 ise şunlar birbirine paralel. Burası da 70. Şöyle Z'den dolayı burası da 70 yaptı mı yaptı. Şimdi Emrah'a bakıyoruz. Mavi olan böyle geldi. Böyle gitmesi gerekirken böyle döndü. Dönüş açısı burası. Hocam saat yönünde artı kaç döndü? 110 derece mi döndü arkadaşlar? Evet burası 70 olduğuna göre burası 70. Burası da 110 yaptı. Bu doğru. Öbürüne bakalım. Harun. Harun art, eksi, eksik 140 arıyorduk değil mi? Harun hangisiydi? Yeşil olandı. Hop şöyle gitmesi gerekirken böyle döndü. Hocam burası 70 iken burası da 70 burası 110 mu yaptı? Evet dönüş açısı ne? Şurası arkadaşlar. Yani eksi 110 derece mi dönmüş oldu? Evet ama biz eksi 110'u arıyoruz? Hayır eksi 140 arıyoruz arkadaşlar. O zaman bu da olmaz. Cevabımız ne yapacak? Yalnız bir yapacak. Cevap denizli oldu. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Bunda yani artık bu sorudan sonra dönüş açısını kavramış oldunuz. Tekrar söylüyorum. Böyle gitmesi gerekirken böyle döndü. Dönüş açısı 20 derece değil. Ya da burada kaç 70 derece böyle geldi böyle. 70 derece dönmedi. Dönüş açısı 110 derece oldu. Bunu kavratan çok da güzel bir soru olmuş arkadaşlar bu. Evet dikkatli olmanız dileğiyle. Evet hoş bir soru. Güzel öğretici bir soru. ÖSYM'de bunun mantığında bir soru. Daha kolayını sordu tabii ki. Bu da çok güzel uyarlanmış bir soru olmuş bu arada. Teşekkürler 3, 4, 5 yayınları. Evet gençler böylelikle ÖSYM adında sorulardan üçüncüsünü de bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda dördüncüsünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.